Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İlk önce herkesin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kurbanlarımızı kabul eylesin. Kurban Bayramı'nda hazırlayabileceğiniz güzel bir kavurma tarifi vermek istiyorum sizlere. Kavurmamız böyle hem anında sıcak sıcak yiyebileceğimiz hem de böyle hazırlayıp istediğimiz zaman çıkarıp yemeklerimizde kullanabileceğimiz güzel bir kavurma tarifi. İlk önce kavurmamız için etlerimizi hazırlıyoruz. Etlerimizi küçük kuşbaşı doğruyoruz. Kavurmamız bir çeşit et saklama yöntemi aslında. Buzdolabında rahatlık ile uzun süre saklayabileceğimiz bir yöntem. İlk önce böyle kalın tabanlı bir çelik tencere kullanıyoruz. Tenceremizin tabanını iyice ısıtıp etlerimizi içine atıyoruz. Etlerimizi içine attığımızda ilk böyle bir cızır cızır iyice ses gelinceye kadar dokunmayalım. Daha sonra böyle sürekli karıştırarak etlerimizi mühürleyelim. Bu şekilde yapar isek etlerimizin içinde suyu kalacak ve yumuşacık olacak, lokum gibi pişecek, lezzetini kaybetmeyecek. Böyle uzun süre saatlerce pişirmemize gerek kalmayacak. Sürekli karıştırarak böyle rengi kahverengi oluncaya kadar kavurdum. Hiç sulanmadı o aşamada. Ondan sonra kapağını kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağını kapattıktan sonra etlerimiz su salmaya başladı. Kendi suyunu salıyor. Bu aşamada fazla kapağını açmadan pişirmeye dikkat edelim. Buharı içinde kalsın. Mümkünse böyle delikli kapaklar değil de deliği olmayan bir kapak seçerseniz daha güzel olur. Benim etlerim kendi suyunu saldıktan sonra kapağını kapattım. Yaklaşık tam bir saate yakın zaman hiç kapağını açmadan dışarıdan kontrol ederek etimi pişirdim. Böyle cızır cızır tencerenizden bir ses geldiğinde tencerenizin kapağını açın ve karıştırıp kontrol edin. Bakın etlerin pişmiş ayrılıyor. Daha doğrusu ayrılmaya başlıyor. O aşamada ben içine tereyağı ekliyorum. Bizim etimizin hiç yağ yoktu. Yağlı bir et değildi. Hayvanımız yağlı değilmiş daha doğrusu. Onun için tereyağı ekledim ve tuzu ilave ediyorum. Çünkü bu kavurmamızın böyle biraz yağlı olması gerekiyor. Tuzunu da ekleyip böyle yağ eriyinceye kadar birlikte biraz daha kavuruyorum. Hem daha güzel böyle birazcık daha yumuşamış olacak, hem tereyağı ile lezzetlenecek. Siz de gördünüz zaten hiç yağ yoktu. Yağ olmadığı için ben tereyağı ekledim. Eğer yağı varsa, yağlı bir et ise bu tereyağı eklemenize gerek yok. Kendi yağından pişirirken koyun içine, birlikte pişirin. Etimden bir tabağıma aldım ve biraz ılınmasını sağladım. Ben strece saracağım etlerimi. Strece sarmak yerine böyle bir cam kavanoza sıcak sıcak hemen ocağın altını kapatınca koyup kapaklarını kapatıp vakumlayabilirsiniz. O şekilde de saklanır. Ben böyle bakın sarıyorum. Gördüğünüz gibi strece. Daha sonra birkaç kat daha saracağım. Çünkü içindeki yağın dışarı akmasını istemiyorum. Böyle yağlı yağlı olmasını istemiyorum. Onun için dolabımı da kirletmesin. Birkaç kat daha sarıyorum ve koku çıkmaması için de bu önemli. Güzelce sıkıca strecimize saralım. Bakın çok rahat oluyor. Söylediğim gibi kavanozlara da yapabilirsiniz veya istediğiniz küçük kaselerde dondurabilirsiniz. Daha sonra streçleyebilirsiniz. Yağlı olduğu için bozulmayacaktır. Buzdolabınızın normal gözünde saklayabilirsiniz. Çok fazla yapar iseniz derin dondurucunuza kaldırıp böyle küçük küçük benim gibi az kullanmalık hazırlayıp derin dondurucunuzdan çıkartabilirsiniz. Yemek yapabilirsiniz. İstediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz. Böyle kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Üzerine yumurta kırabilirsiniz.
Çok lezzetli ve güzel oluyor. Bu şekilde küçük küçük hazırlar iseniz pratik oluyor açıkçası. Büyük yaptığınızda, çıkarttığınız zaman böyle açtığınızda geride kalan olabilir. Hepsini kullanmak isteyemeyebilirsiniz. Onun için küçük hazırlayıp arzu ettiğiniz gibi bir tane, çok yapacaksanız yemeğinizi iki tane çıkartabilirsiniz. Bunları buzdolabında böyle bir gece bekletelim. Beklediğinde zaten siz de göreceksiniz, yağı donacak ve hazır hale gelecek. Buzdolabınızda bekletirken de böyle biraz zaman geçtiğinde şöyle bir alt üst getirirseniz yağı her tarafına eşit akacaktır. Ben çevirmedim. Çevirme fırsatım olmadı. Onun için biraz alt kısmına yağ birikmiş. Bakın içini göstermek istiyorum. Yağı donmuş. Bu şekilde dilimleyerek bir dilim iki dilim alıp söylediğim gibi kahvaltılarda yumurtalı kavurmalı yumurta yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Ve yemeklerinizde de harika olur. İstediğiniz yemekte çıkartıp bir tanesini azıcık bir su ile ısıtıp çok az 1-2 yemek kaşığı su koyduğunuzda çok çabuk çözülecektir. O şekilde kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.